arkadaşlar, az önce zar zor kendimi yine buraya attım. Neredeyse 26-27 kiloluk bir yükle beraber bir motorcu buldum. Onun arkasında koca çantayla beraber geldik. Benim çantalar da şurada hemen sırada. Geldiğinizde bu şekilde ilk olarak almış olduğunuz bileti şuradaki bankoya gösterip şu şekilde bir bileklik alıyorsunuz. Daha sonra çantalarınızı şu sıraya koyup daha sonrasında ise şu pasaport sırasına geçiyorsunuz. Şu an saat 3 aşağı 5 yukarı 9.44-9.45. 12'de kalkacak. 2 saat 15 dakika falan kaldı. İşte pasaport kontrolüdür, şudur budur derken geçecek o saat. Bayağı da yavaş ilerliyor. Şöyle girenler de çıkmıyor. Tek tek alıyorlar. Şöyle birisi çıktı. Bakalım, yani 12 dediler ama bence bu 12'ye geçecek. Hep beraber göreceğiz. Şimdi beklemedeyiz. Az önce pasaport kontrolünden de geçtim sorunsuz bir şekilde. Sadece pasaportunuz olması yeterli arkadaşlar. Herhangi bir şey sormadılar. Yolculuğumuz başlamak üzere arkadaşlar. Şimdi perondan çıktık. Güney'e doğru, daha doğrusu feribota doğru ilerliyoruz. Böyle Amazon Nehri'nin üzerinde bir köprüdeyiz şu an. Şu an bayağı var ya, geniş ve uzun gözüküyor ya. Şuradan daha net bir şekilde görebiliyoruz. Hava o kadar sıcak ki anlatamam size ya. Ve nemli. Hafiften de bir yağmur çiseliyor gibi. Zaten karşı taraflar bayağı yağmur bulutlarıyla kaplı. Şurada donanmanın gemisi. Porta de Tapatinga. Valla saat 12 dediler, tam 12'de çıkış yaptık. Perondan. Harbiden çok iyi bir saatte. Tabi gemi ne zaman hareket edecek onu bilmiyorum. 12'de içeri girişler var da. Şurada sanırım yine bir sıra olacak. Arkadaşlar tekneye girdik. Az önce teknenin girişinde içeride bir arama oldu. Çantalar falan arandı. Öyle çok incini cincini aramadılar. Fakat böyle bir polis birkaç soru sordu. Ya sorgudan daha çok işte nereye gideceksin, Manavus'ta yerin var mı, rezervasyon yaptırdın mı, oradan nereye gideceksin? Ben hepsini anlattım tek tek, bayağı konuştuk. Hatta Flamengo'yu ben takip ettiğimi söyledim. Flamengo'nun çok kötü bir takım olduğunu söyledi. Vasco da Gama'yı tutuyormuş onlar. Böyle bir şakalaştık falan, başta bir gergin hissettiler gibi oldum. Çünkü böyle bir sorguymuş gibi bir şey hissettim ama sonra görüşmeler falan başlayınca anladım. Öyle yani soruyor, nerede kalacağım, param var mı, daha önce nerelere gittin, merak ediyor yani insanlar başına bir şey gelmemesi için herhalde. Kendisi de Rio uyumuş herhalde, biraz da o yüzden sordum. Bir Rio'ya gideceğimi duydu daha sonrasında. Bu kadar. Şimdi burada hamağı kuracağım abi. Eşyalar burada, insanlar gerçekten çok iyi, herkes aile gibi zaten. Öyle herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada Leticia'da tehlikeli bir yer değil arkadaşlar. Gece gündüz ben çıktım, hiç problem yok. Bu şekilde. Amazon yerini zaten bol bol size göstereceğim 3 gece 4 gün boyunca. Şimdi bu şekilde ileride sanırım yağmur var. Bayağı kapatmış hava. Abla hamak kurmamda bana yardımcı oluyor. Está bien? Oh, okay. 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 Wow, bayağı sağlam oldu abla. Böyle üstüne zıplıyor mutluyor ama bir şey olmuyor. Vallahi en ucuzunu aldım arkadaşlar. Böyle incecik. Bu yırtılacak ama. Hadi bakalım. Ah, no. Tá grande pra ele. Não. Vamos trocar por essa. Não. Trocar pela minha. Não. É, a dele é pequena. Abi çok yerdirdi ya, bunun üstünde yırtınca yırtılır bu. Arkadaşlar ilk gün sadece akşam yemeği var. Bunu ücretli bir şekilde aldım. 15 liraymış bu, böyle et falan var. Bu arada
Wi-Fi için şuraya gidiyorsunuz. 1 saati 10 real, 3 saati 30 real arkadaşlar. Bayağı da pahalı bu arada. Ama onun dışında elektrik falan ücretsiz. Arkadaşlar tekne 3 katlı. Şu an en üst katta kantin bölümündeyiz. Yemekten sonra birazcık kestirmiştim. Şöyle bir bakayım dedim, ne var ne yok. Yağmur var. Biraz da esiyor ya. Aa, bakar mısınız? Ucu bucağı yok buranın ya. Bu Amazon nehri tek bir nehir değil arkadaşlar. Bu sadece kollarından bir tanesi. Daha önce de söylediğim gibi Kolombiya, Peru, Bolivya, Brezilya'nın da içerisinde bulunuyor bu nehir ve ormanları. Tabii en büyük pay Brezilya'nın içinde. Şöyle şurası artık adamar orman mı ne olduğu belli değil ya. Bir yerleşim falan yok tabii. Balta girmemiş ormanlar bunlar işte. Amazon ormanları. Bu tarafa da bir bakalım. Ne var ne yok. Şuraya bir iskele gibi bir şey yapmışlar sanki. İnceden birkaç tane tekne var orada, sandal gibi. Sanırım orada yerleşim yerleri gibi yerler var ya. Şekerli olur mu ya? Sütlü de olmaz, şekerli de olmaz. Ya insanlar nasıl alıştırmışlar şekerli kahve içmeye ya? Kuru ekmek ve şekerli kahve içtik. Bir de aynı sütlaça benzeyen saçma sapan bir tatlı vardı ama tabii bizim sütlaçın yanından geçemez. Böyle güne merhaba dedik. Bu arada içme suyu değil ama kullandığınız sular, bulaşık suları. Efendim işte ağzınızı yüzünüzü yıkadınız, duş suları gri, kahverengimsi arkadaşlar, çok temiz değil. Yani dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir de normal temiz suyla ağzınızı çalkalayıp tükürürseniz daha temiz olur. Tabii filtrelenmiş içme suyu da var ayrıca. Ben sadece el yüz yıkama suyundan bahsediyorum. Bulaşık suyundan bahsediyorum bu şekilde. Böyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ortalama 3 saatte bir, 3,5 saatte bir duruyor ve 45 dakikayı buluyor bu durmaları. Yolcu indiriyor, yolcu alıyor vesaire. Onlar birazcık şey yapıyor yani. Can sıkıyor. Sürekli bir konuşmalar, gülüşmeler, bilmem neler oluyor yolcular arasında. Dolayısıyla uyuyamıyorsunuz. Ya toplasan adam akıllı 5-6 saat uyudum ama hep uyana uyana uyana.
duydum yani. Şunlar da hem banyolar hem duşlar arkadaşlar. Burası doluymuş şöyle göstermek için. Şöyle hem duş var. Kendileri veriyor, o kadar. Az önce durduk arkadaşlar. Şimdi bu İnsanlar gidiyor şuradaki yere doğru, herhalde ya bir şey alacaklar ya yolcu alacaklar ya da paket maket. Evet sevgili dostlar, 3. günün öğlen yemeğindeyiz bu şekilde. Bugün öğle yemeği bayağı erken başladı, saat 10.30 gibi. Hava yine yağmurlu ama çok soğuk değil. Güzel. Şöyle her öğle yemeğinde bu şekilde meyve suları da oluyor. Arka tarafta dilediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Santo nombre Dios. Tú eres Dios real, fiel y todopoderoso. Yo te pido que el misterio le sea revelado a Ali Padre. Que la palabra de Dios venga a ser revelada a su corazón, a su mente, a su alma, como un testimonio y que él sea un testigo fiel, Señor, un misionero al mundo entero de que Dios existe, que vive. Jesús existe, el Espíritu Santo, Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hecho está. Amén. José va a ser un pregador de la palabra. Usted, Ali, va a ser un pregador. Porque él manda, no Ali ni yo, él manda el Hijo. Y si el misterio le revela acá, ya es. Nosotros no... Abimiz misyoner çıktı. Beni okudu, üfledi az önce. Gerçekten kendime çok barın hissediyorum. Yağmur başladı. Az önce yağmur eşliğinde akşam yemeğimizi yedik. 16.30'da başlıyor akşam yemeği. Çok erken. Fakat fazla fazla almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ki gece 10-11'de uyuduğunuzu düşündüğünüz zaman bayağı da zaman kalıyor ve acıkıyor insan. Kantinde de doğru düzgün yenecek gibi pek bir şey yok. Sandviç gibi bir şey yapıyorlar. O da 12 real yapıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 2,5 dolar. Bu şekilde sıkıcı, pek spor vesaire bir şey de yapılmadığı için ye iç yat ye iç yat, insan birazcık mala bağlıyor açıkçası. Az önce bir saatlik bir internet aldım. O da 10 real'di. Durum bu şekilde. Birazcık hareket etmek, yürümekte fayda var. Gemi zaten büyük. Merdivenleri bol bol çıkmak gerekiyor. Yoksa dediğim gibi yani. Böyle arada bu şekilde ağaçlardan kopan büyük dallar ve ağaç gövdelerini vesaire de görebiliyoruz. Arada demek ki şiddetli rüzgarlar vesaire de oluyor arkadaşlar. Tabii Amazon'da yerleşim çok küçük yerlerde. Büyük Amazon ormanların tamamen yüz ölçümü düşündüğün zaman %1'i bile değildir yerleşimin olduğu yerler arkadaşlar. Gerçekten Amazon ormanları çok büyük ve birçok ülkeye de ev sahipliği yapıyor. Biz şu an tabii bu nehir kollarından birindeyiz ve ormanların sadece belli bir bölgesindeyiz. Ama ormanlar kesinlikle bitmiyor yani. Yolculuk başladı, neredeyse 30 küsür saat oldu. Sürekli orman abi, sürekli orman. Ve bunların arkaları böyle kilometrelerce gidiyor abi. Şu an böyle ince bir çizgi gibi gözüküyor burası ama gayet geniş yani. Çok enteresan ya. Böyle yağmur falan yağdığı zaman da brandalarla kapıyorlar. Aslında timsah görmeyi ümit ediyordum ben. Gemi yolculuğu başlamadan önce ama herhangi bir timsah göremedim.
kesinlikle vardır. Tabii şu ormanların içerisinde de küçük küçük nehirler, küçük dereler falan var arkadaşlar. Daha sandallarla gidilen, böyle büyük feribotlarla değil de. Onların içerisinde büyük ihtimalle anakondalar, timsallar, piranalar falan olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Balta girmemiş ormanlar tabii, ne ararsan var. Şurada bilmiyorum görüyor musun ama küçük bir kayık var bakın. Şurada da az önce görmüştüm bir tane. Şu ileride devam ediyor. Bakın az önce yanından geçmiştik ya, bu artık böyle ada gibi olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz nehrin tam ortasında kaldı. Böyle yerler de var. Bakın bu arada buranın rengi biraz daha berrak. Burası tam böyle birleşim yeri gibi olmuş artık. Yapacakmış. O yüzden herkes bu şekilde hamaklarını yukarıya kaldırdı. Eşyalarını da bu şekilde bir çizgi halinde koydu. Herkes kenarlara çekildi. Aa, nasıl bir şey olacak? Bilmiyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Herkes biraz gergin gibi duruyor. Sıraya girmiş insanlar. Eşyalar bu şekilde. Benim eşyalar da burada. Az önce bitti. Sadece farklı ulusa ait olan insanların üzerlerini aradılar. Ben Türk olduğum için otomatikman beni de aradılar. Birkaç tane Kolombiyalı ve Perulu vardı. Onları da aradılar. Ya Amerikalı olsanız yine arayacaklardı. Portekizcem hiç olmadığı için. Yani adam bana ellerini başın üstüne koy diyormuş. Ben anlamadığım için böyle bacaklarımı falan açmaya çalışıyorum. Diz çöküyor boyunda uzun olduğu için. Millet kıkır kıkır gülüşüyor, ne olduğunu anlayamadım. Öyle telefona melefona baktı birkaç. Normal klasik arama oldu işte. Tabii kameraları, tuvaletleri falan da farklı farklı polisler birkaç kez aradı. Köpekle arama da oldu. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Bu şekilde son durum. Yine herkes böyle eşyalarını hamakların altına koymaya başladı. Asayiş berkemel yani. Herkese 4. ve son günden selamlar arkadaşlar. Artık son yemekteyiz. Bu zaten artık standart kuru fasulye, pilav, makarna, yanına da ekmek oluyor. Bu arada kuru fasulye işkembeli
almadım ama işkembelerinden, böyle bir garip. Saat şu an 11'e yaklaşıyor. Saat 2'de Manos'ta olacakmışız. Son saatlerimizi yaşıyoruz artık. Çok sıkıldım. Bir an önce varalım. Bu arada kalacak yerde yok. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Limana indiğimizde beraber yer bakacağız artık. Evet arkadaşlar, artık yolculuğumuzun sonuna doğru yaklaştık. Yan komşum olan Gargos'la dün akşam falan tanıştık. İşte yani olmayan Portekizcem'le konuşuyoruz ama anlıyorum gerçekten. Herhangi bir sorun yok yani, garip bir şekilde. Tabii İspanyolcam fena değil. Herhalde onun etkisi olacak. Sıfır İngilizce, biraz İspanyolca, sıfır Portekizce ile bayağı iyi anlaştık. Dediği şeyleri geç de olsa anlıyorum ve mesajımı ona geçiriyorum. Her neyse, neci olduğumu falan sordu. Dedim ki ben de YouTuber'ım, 2 milyon abone var. 2 milyon abone olduğunu duyunca hemen dedi ki ben de senin videolarında olmak istiyorum dedi. Beni çeker misin dedi, konuşacağım dedi. İyi dedim, tamam. Başlayalım dedim. Olmaz dedi, gideceğim saçlarımı maçlarımı yıkayacağım dedi, düzelteceğim dedi. 2 saattir hazırlanıyor abi, saçını başını yapıyor, sakallarını düzeltti. Yani öyle çok da yakışıklı bir adam da değil ama yani biraz pimpirikli yani, çok titiz böyle, sürekli oturduğu yeri temizliyor, dakika başı hiç oturmuyor. Hala bekliyorum onun röportaj vermesine. Listo. Aura, listo. Okay. Fala português. Dá um pause aí. Pause. Yeah. O que é que eu vou falar mesmo? Você não que... importa. Não importa? Depois, edit. Edit. Oh. Ah, sim. Edit. Oh, legal. Português. Tu país, Amazonas, certo. Brasil, Rio de Janeiro. Não importa. Tá legal. Já. Olá. Meu nome é Carlos. Sou do Amazonas, estamos numa viagem entre Benjamin Constant e Manaus. É uma viagem de 3 dias pelo Rio Solimões. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ali, que não é o Alibaba, mas é uma grande figura e foi um prazer. Ok? Ok. Obrigado, bro. Obrigado. Depois, edit. En computador, no problema. Yani 300 abonem olduğunu söyleseydim de aynı şeyi yapar mıydı bilmiyorum. Acaba söylesem mi? Ben seninle taşıyarak geçtim, 2 milyon abonem yok desem. Adam da 2 saat üstlendi püslendi. Neyse, şeyini bozmayalım şimdi ya. Liko Travel dedim ama şu an internet yok. Birazdan Manos'a vardığımızda herhalde internet çekecek. YouTube'a girip beni araştırdığında 300 küsur abonem olduğunda hüsranla sonuçlanacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğleniyoruz. Kimi soruyor? Necisin diyor. Diyorum ki fabrikatörüm. Öyle geziyorum. Kimi diyor anam baban ne iş yapıyor? Diyorum ki babam paşa diyorum. General diyorum. Sallıyorum yani öyle. Abi vakit geçmiyor arkadaşlar. Başka türlü ya. Poder
veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Glorifica, hermano. O mensagem daqui do Brasil. Estamos chegando perto de Manaus, glorificando a Deus. Mensagem lá para a terra aqui do missionário que conheci aqui no barco, Vitória Regia. E aqui glorificando o nome de Deus. Só dá glória e honra a nosso Deus, dono da vida. Obrigado. Aqui o missionário Francisco dos Santos, hoje desse barco Vitória Regia em Manaus, manhã de qualquer lugar do mundo. Em nome de Jesus, glorifica povo. As nações inteiras glorificam. Arkadaşlar 4 gün sonra ilk defa karaya ayak bastım. Daha doğrusu köprünün üzerindeyim. Daha da basmış değilim. Böyle arkadaşlarla gidiyoruz. Taksiyle beni hostele kadar bırakacaklarmış. Vallahi internetten bir tane hostel baktım. Saçma sapan gidince bakacağız artık nasıl bir yer. 2 gece buradayım şu an için. Limanda bu şekilde arkadaşlar. Porte Manaus. Şehrin içi nasıldır bilmiyorum. Şurada ileride koca bir köprü var. Durum bu şekilde.